Evet, iyi akşamlar değerli dostlar. Payitaht Antwerpen Cimbom Ladyberry maçına hoş geldiniz. Evet, bakıyoruz. İlk vuruş Cimbom Ladyberry'den geliyor. Ve hakemin ilk düdüğüyle beraber ilk başlama vuruşu geldi. Bakalım bu gece bizi nasıl bir oyun, nasıl bir futbol bekliyor. Son derece hızlı bir çekişmeli bir maçın olacağını tahmin ediyorum. Evet, başlamadan önce şöyle bir kadromuzu sayalım. Payitaht'ın kadrosunda 70 numarayla Hamza, 99 numara Ferhat, 99 numara Ferhat, 14 numara Samet, 6 numara Erhan, 77 numara Adem, 75 numara Emre, 38 numara Mustafa ve geçen sezonun, geçen yılın ustalarından 26 numarayla Necati sağda kalecilik yapıyor. Bakıyoruz penaltı mı diye, hayır. Hendrik serbest vurmuş, evet, serbest vurmuş. Tam olarak pozisyonu ben de göremedim. Evet, üçlü bir baraj var. Evet, hayır, ikili bir baraj. Hakem iyice geriye çekti barajı. Evet, topun başında 10 numaralı oyuncu, bakalım direkt kaleye şut gelir mi ve kalecimiz Necati'den maçın ilk kurtarışı diyebiliriz. Evet, taç atışı mı diye baktık. Bu arada hakemle bir Necati'nin bir diyaloğu var. Tamam, kadarıyla taç atışının tekrarlanmasını istiyor hakem. Evet, direkt gelişine taçtan üstten farklı şekilde avuta giden top. Hemen 77 numaralı önümüzde Adem. Evet, yeşil sahaların gözde forumda isimlerinden birisi 99 numaralı oyuncumuz Ferhat sahada yer alıyor. Ve bu arada kaptırılan top, kalecimiz Necati çıktı, müdahalede bulundu. Bakıyoruz korner mi diye. Evet, korner Cimbom Ladyberry'nin. Evet. Oldukça hızlı bir başlangıç. Aslanım benim. Evet, 70 numaralı oyuncumuz Hamza. Maçın 4. dakikasında hep gol geldi. Evet, yaklaşık 4 dakikalık süreyi geride bıraktık. Payitaht Antwerpen 1, Cimbom Ladyberry 0. 4. dakikada 70 numaralı oyuncumuz Hamza'dan gelen klas bir gol var. Sakin. Evet, Cimbom oldukça geriye döndü, bakalım. Oldukça uzun bir top düşüncesi bu arada. Maçın ilk faulü 99 numaralı oyuncumuz Ferhat'tan geldi. Evet, oldukça uzak bir nokta, buradan direkt kaleye şut gelir mi diye bakıyoruz. Evet, topun başında 11 numaralı oyuncu Cimbom Ladyberry'den. Evet, Hamza biraz daha geriye çekilmesini istedi hakem. Evet, bakıyoruz. Direkt kaleye şut ve kendi takım arkadaşına çarpan top geriye döndü. Bu arada oldukça süratli bir top tekrar rakipte kaldı. Ve
Bu arada oyuncumuza yapılan hareket sonrasında hakem faul bildiğini çaldı. 5. dakika. Evet. Bakıyoruz. Yapış. Evet, Adem'den tekrar Hamza'ya pas. Ve tekrar Adem'e bakıyoruz. Adem tekrar. Evet, Emre'ye bıraktı. Emre'den tekrar Hamza'ya. Arada 6. dakika yine bir faul. Arkadan yapılan hareket sonrasında hakem faul dediğini çaldı. Umarım buradan tehlikeli bir pozisyon olmaz ve top kalecimiz Necati'de kaldı. Oyuncularımız 3'e 2 yakaladılar. Evet, maalesef çok uzun açılan bir top. Kontrolsüz top. Rakip topu Taç'a gönderdi. Taç, Cimbom, Lady Bergin'im diye bakıyoruz. Hayır, Paytaht Antwerpen'in bir an oyuncumuza çarptığını düşündüm. Hadi be. Evet. Ferhat'tan muhteşem bir şut. Rakip kaleci gol olmasına izin vermedi. Tekrar Taç atışı topun başında. Evet, Taç mı diye bakıyoruz. Hakem biraz daha geriye çekmesini istedi topu. Evet, bu arada oyuncumuz Adem'e yapılan hareket sonrasında hakem faul dediğini çaldı. Ve bakıyoruz. Evet, Ferhat tekrar Hamza'ya bıraktı. Hamza topu kontrol. Hadi be. Evet, Hamza'dan muhteşem bir şut. Üstten farklı şekilde avuta giden bir top. Evet, Ferhat. Hatırlan bir top, umarım tehlikeli bir pozisyon olmaz. Tekrar Cimbom geri dönmeyi tercih etti. Oldukça uzun bir top, farklı şekilde bakıyoruz. Alta giden bir top oldu. Evet, Hamza'dan tekrar Ferhat'a. Hadi be! Evet, rakip kaleciye çıktı ve erken müdahalede bulundu. Taç tekrar Paytaht Antwerpen'in. Evet, kaptırılan top umarım tehlikeli pozisyon olmaz ve bu arada top kalecimiz Necati'de kaldı. Bekletmeden 77 numaralı oyuncumuz Adem'le oyunu başlattı. Ve bu arada bakıyoruz, tekrar ikili bir müdahale. Hakem Taç dedi. Taç Cimbom'un. Cimbom tekrar sağ kanattan gelmeye çalışıyor. Tekrar geri sol kanada 8 numaraya. Hadi be, muhteşem bir pas diyebilirim. Rakip kaleci erken çıktı. Bakıyoruz, Taç mı diye, hayır. Evet, muhteşem şut ve karşı taraftan avuta giden top. Bakıyoruz kim çıktı. Evet, Ferhat çıktı. Yerine numarasını göremedik maalesef. Bu arada bak,
bakıyoruz. Hakem topa müdahale dedi ve oyunu devam ettirdi. Evet, 38 numaralı Mustafa oyuna girmiş. Özellikle forma ve renk konusunda biraz sıkıntılı. Dolayısıyla numaraları tam olarak göremiyoruz. Evet, taç atışı tekrar Jimbom'un. Orta giden bir top, oldukça isabetsiz. Harapası düşüncesi. Tekrar sol kanattan Hamza ile oyuna başlattı Necati. Evet, Emre bakalım. Mustafa'ya, Mustafa'dan tekrar Adem'e. Evet, Adem'den derinlemesine bakalım. Evet, tekrar taç mı? Hayır. Taç. Evet, maalesef taç Cimbom'un. Sert bir müdahale. Umarım herhangi bir kart gelmez. Rakibe yapılan müdahale sonrasında. Evet, bu arada 14 numaralı Samet oyuna girdi. Bakalım. Evet, güzel bir şut. Ve Necati kurtardı bu arada. Tekrar top kontrol etmeyi başardı Necati ve kaptırılan bir top buldu. Hadi be! Evet, 77 numaralı oyuncumuzdan klas bir pas. Taç, Kayı Tahtın. Evet, Samet bakalım. Tekrar Adem'e, Adem'le bakıyoruz. Cimbom'la oyuncu araya girdi. Taç tekrar Cimbom'un. Evet, bu arada bir mola geldi. Bakıyoruz hangi takım aldı. Evet, Cimbom, Heidelberg'e mola olmuş. Yaklaşık 13-14 dakikalık süreyi geride bıraktık. Her iki takımın birer faali var. Evet, hakem tekrar taç atışı oyunun başlamasını istedi. Mustafa'ya çarpan top taca gitti. Taç tekrar Cimbom'un. Bakıyoruz. Araya giren oyuncu topu kontrol etmeyi başardı. Bu arada maalesef oyuncumuz Samet dokunamadı. Tekrar hızlı bir şekilde kontrole çıkmaya çalışan Cimbom topu taca gönderdi. Taç payitaht Antwerpen'in. Bu arada Erhan girdi oyuna 6 numarayla. Hızlı bir, evet, Samet ikili mücadeleye topu kontrol etmeye başardı. Ve bu arada Samet'e yapılan müdahale sonrasında hakim faul düdüğünü çaldı. Evet,
oldukça uzak bir ters noktadan uzak bir mesafe. Buradan direkt kaleye şut gelir mi diye bakıyoruz. Evet, topun başında 38 numaralı oyuncumuz Mustafa. Evet, bakıyoruz. Top tavana değdi mi? Hayır. Evet, tekrar geri döndü Mustafa. Evet, Samet topu kontrol edebilecek mi? Direkt kaleye şut ve rakibe çarpan top. Kornere gitti. Korner tekrar payitahtın. Ve bu arada karşı taraftan taç Cimbom'un. Bakıyoruz. Hakem out dedi. Mustafa'dan tekrar geriye bakıyoruz Erhan 6 numaraya. Hadi be! Taç tekrar hemen önümüzden payitahtın. 6 numaralı oyuncumuz Erhan tekrar Samet'le paslaştı. Sol kanattan Mustafa'ya. Araya giren Cimbom'lu oyuncular topu kontrol etmeyi başardı ve bravo Hamza! Hadi be! Taç tekrar Cimbom'un. Evet, skor 2-0. Yaklaşık 19 dakikalık süreyi geride bıraktık. Evet, Hamza'dan gelen 2 gol var. 4. ve 18. dakikalarda. Evet, Erhan topu kapmayı başardı. Bakalım direkt kaleye. Ferhat'a değen top tekrar out'a gitti. Oldukça uzun top düşüncesi. Derinlemesine pas. Samet araya girdi. Hamza'ya bıraktı. Tekrar klas bir top. Evet, Samet bakalım geçebilecek mi? Evet, bu arada. Evet. Cimbom'dan yine faul geldi. 19. dakika. Tekrar Erhan'a döndü. Erhan bakalım Hamza'ya bıraktı. Hamza'dan evet Ferhat'a pas düşüncesi. Rakip araya girdi. Top kontrol etmeye başardı. Oldukça uzun bir top. Ve araya giren kalecimiz Necati. Altta.
Evet, Ferhat Mustafa. Bu arada Ferhat'a yapılan müdahale sonrasında hakem faul düdüğünü çaldı. Evet, kaptırılan top oldukça tehlikeli olabilir ve bu arada bakıyoruz. Evet, 75 numaralı oyuncumuz Emre araya girdi, topu kornere gönderdi. Kaç tekrar Cimbom'un. Evet, hakem biraz daha geriye çekilmesini istedi. Direkt kaleye şut ve yandan farklı şekilde avuta giren top. Ferhat bakalım buradan topu kontrol etmeyi başarabilecek mi? Ve rakip kaleci çıktı. Topun geçmesine izin vermedi. Oldukça süratli top. Bu arada bakıyoruz, taç tekrar Cimbom'un. Evet, Hamza'ya itiraz ediyor. Hamza'ya çarpan top taça gitti. Taç Cimbom'un. Evet, Ferhat'tan direkt kaleye şut. Taç, taç. Ve bu arada Erhan tekrar top rakipte kaldı. Evet, araya giren Emre topu Erhan'a bıraktı. Erhan'dan tekrar Hamza'ya. Evet, Hamza tekrar Ferhat'a bıraktı. Bakalım direkt kaleye şut. Hamza bakalım direkt kaleye mi? Evet, Erhan'a düşündü ve bu arada Davut tekrar. Ve bu arada Necati topu kontrol etmeye başardı. Ferhat, hadi be. Araya giren rakip topu farklı şekilde taca gönderdi. Evet, 23. dakika. Oldukça farklı şekilde alta giden top. Top umarım tehlikeli bir pozisyon olmaz. Evet, 2'ye 3 oyuncularımız yakalandılar. Bu arada Necati ve korner tekrar Cimbom. Neydi böyle? Evet, son derece çekişmeli bir maç diyebiliriz. Skor 2-0. Hamza'dan gelen 2 gol var. Hadi. Evet, araya giren Ferhat bakalım buradan geçebilecek mi? Hamza'ya bıraktı, Hamza kaleciyle karşı karşıya. Evet, 70 numaralı oyuncumuz Hamza. Hamza. Hamza'dan tekrar uzun top Ferhat'a bakalım buradan kaleye tek şut gelir mi Hamza? Ferhat. Evet. Rakip oyuncu araya girdi ve topu taca gönderdi. Maalesef bir an Ferhat dengesini kaybetti.
Taç tekrar payitahtın. Emre tekrar bakıyoruz. Adem'e bıraktı. Adem'den Hamza'ya, Hamza'dan tekrar Ferhat'a. Ve bu arada Ferhat topu kaybetti. Umarım tehlikeli bir pozisyon olmaz. Ve bu arada evet, Ferhat'tan rakibe yapılan müdahale sonrasında hakem faul düdüğünü çaldı. Oldukça uzak bir mesafe. Direkt kaleye şut gelelim diye bakıyoruz. Evet. Evet, skor 3-0 bu arada bakıyoruz. Bu arada 75 numaralı oyuncumuz bakalım. Ve bu arada hakem faul vermedi ve maçın son düdüğü geldi ilk yarının. Evet, skor 3-0. Yarıda 3-0'lık skorla payitaht önde. İlk yarıda gelen 3 golümüz var. Ve bu arada direkt kaleye şut ve rakip kaleci topu kontrol etmeyi başardı. Bakıyoruz. Evet, Adem topu kontrol etmeyi başardı bu arada. Rakip araya girdi diye bakıyoruz. Bu arada Ferhat'tan rakibe müdahale, faul. 4 numara yapılan hareket sonrasında hakem faul düdüğünü çaldı. Oldukça uzun bir top düşüncesi ve kalecimiz Necat topu kontrol etmeye başardı. Tekrar sağ kanattan Hamza ile oyunu başlattı. Evet. 99 numaralı oyuncumuz Ferhat. Oh!
Direkt kaleye şut ve evet, Necati'ye çarpan top. Kornere gitti. Korner tekrar Cimbom'un topun başında. 4 numaralı oyuncu. Evet, hakem tekrar Adem'in geriye çekilmesini istedi. Yavaş, yavaş. Sakin. Atıyoruz, dakika 4. Evet, skor 4-1. Evet, tekrar gol sonrası santral oyun başladı. Evet, güzel bir kafa. Evet, Semih direkt kaleye şut ve evet, yandan avuta giden top. Evet, Necati'ye gelen top tekrar. Bakıyoruz, Mustafa'ya bıraktı. Mustafa tekrar rakip araya girdi, topu kontrol etmeyi başardı. Evet, direkt kaleye şut düşüncesi ve oyuncumuza çarpan top taca gitti. Taç tekrar payitahtın. Ters top. Hakem geri pas değilleri. Evet, 77 numaralı oyuncumuz Adem'den klas bir gol geldi. Evet, Adem çıktı, yerine 14 numaralı Samet giriyor. Evet, skor 5-1. Payitaht Antwerpen 5, Cimom Redberg'i 1. Ve isabetsiz bir pas düşüncesi, top ayağın altından kaçtı. Taç tekrar payitahtı. Bakalım Ferhat topu kontrol edebilecek mi? Evet, ikili mücadele ve taç tekrar payitahtı. Evet, Hamza tekrar Mustafa'ya bıraktı. Evet, kaptırılan top. Evet, Samet araya girdi, topu kontrol etmeye başardı. Evet, 38 numara oyuncumuz
Evet, 2 dakikada peş peşe gelen gollar sonrasında skor 6-1. Ve tekrar santra vuruşuyla oyun başladı. Bakıyoruz. Hadi be! Yapma be! Maalesef 9. dakika. Maalesef skor 6-2. Oldukça uzun bir top Hamza'dan Ferhat'a. Ferhat top kontrol etmeye başardı. İkili mücadele. Bakıyoruz. Tekrar topun başında Emre. Emre Samet'e baktı. Samet'ten tekrar Hamza'ya. Evet. Bakıyoruz. Ceza sahası dışında. Evet, hakem Cimbom'un dedi el var. Samet'ten topa elle müdahale. Evet, taç tekrar payitahtın. Evet, Hamza topu kontrol etmeye başardı. Evet, kaleye ve kaleciye bakıyoruz. Kornerin evet. Kaleciye çarpan top tekrar kornere gitti. Topun başında Hamza. Evet, Ferhat'ı düşündü. Maalesef tekrar top önünde kaldı. Evet, tekrar geriye döndü. Samet uzaktan direkt kaleye. Evet, 10. dakika. 14 numaralı oyuncumuz Samet'ten klas bir şut. Evet, Samet araya girdi, topu kontrol etmeye başardı. Tekrar Ferhat birebir. Ve bu arada rakip top kontrol etmeyi başardı. 2'ye 2 yakalandı oyuncularımız. Evet, açığı oldukça daralttı. Ve bu arada Hamza'dan müdahale, top kornere gitti. Korner tekrar Cimbom'un. Evet, Necati'den oldukça kritik bir müdahale ve hızlı bir şekilde oyunu kurmaya çalıştı ve rakip müdahalede bulundu. Top tekrar taca gitti. Taç payitahtın. Evet, Hamza birebir direkt kaleye şut düşüncesi, rakipten müdahale, taç payitahtın. Evet, Hamza çıkıyor yerine. 6 numaralı oyuncumuz Serhan giriyor. Hadi be! Evet, 12. dakika. Maalesef gol geldi. Skor 6-3. Çıktı.
Bayram. Evet, oyuncumuza yapılan müdahale sonrasında hakem faul düdüğünü çaldı. Oldukça uzak bir mesafe diyebilirim. Evet, topun başında 14 numaralı oyuncumuz Samet. Direkt kaleye bakalım, buradan şut gelir mi? Hadi bakalım Samet. Evet. Barajdan tekrar geri dönen top rakipte kaldı. Bu arada taç tekrar payitahtı. Evet, topun başında Adem. Adem'den tekrar Mustafa'ya. Mustafa bakıyoruz. Adem'e bıraktı tekrar. Evet, sol sağ kanada maalesef rakip araya girip topu kontrol etmeyi başardı. Evet, Emre araya girip topu kontrol etti. 2-1 yakaladı oyuncularımız. Bakıyoruz ve rakip kaleci çıktı, topu kontrol etmeyi başardı. Evet, bu dakikalarda son derece çekiyor. Evet. Top sürekli yön değiştiriyor. Bir o kalede, bir bu kalede. Evet, bakıyoruz. Oyuncunun herhangi bir şeyi yok. 10 numaralı oyuncumuzun. Rakip araya girdi, topu kontrol etmeye başardı. Erhan dokunabilecek mi? Tekrar rakipte kalan top. Evet, skor 6-3. Özellikle ikinci yarıya Cimbom hızlı bir başlangıç yaptı. İkinci yarıda 3 gol buldular. Evet, Hamza'dan direkt kaleye şut ve yandan avuta giden top. Numaralı oyuncumuz Erhan'a yapılan müdahale sonrasında hakem faul düdüğünü çaldı. Direkt kaleye şut. Cimbomlu oyuncu, bakıyoruz araya. Bu arada Emre'de müdahale, hakem. Bakıyoruz, evet. Adem itirazla bulundu. Adem mi diye bakıyoruz. Hayır, Emre, evet. Emre itirazla bulundu, hakem. Sarı kartı gösterdi. Ve maalesef Rod. Sarın var mıydı senin? Vardı. Hadi be.
Maalesef Emre kırmızı kart gördü. 17. dakika. Yaklaşık 7 dakikalık bir süre var. Skor 6-3. Oldukça uzun bir top düşüncesi Necati'den. Rakip araya girdi, topu kontrol etti. Evet, kırmızı kart sonrasında oyuncularımız sahada, 3 kişi. Hadi be! Evet, gol geldi ve oyuncu tekrar sahaya girdi. Evet, skor 6-4. Ferhat'tan direkt kaleye şut ve rakip kalecinin kucağına gelen bir top oldu. Evet, Hamza araya gidip topu kontrol etmeyi başardı. Bakalım geçebilecek mi? Tekrar Ferhat'a ve bu arada rakip kaleci çıktı. Evet, direkt kaleye şut ve Necati topu kontrol etmeyi başardı. Hızlı bir şekilde oyunu kurmaya başladı. Hadi be! Evet, rakip kaleciden kritik bir müdahale. Korner. Adam dur! Adam dur! Adam dur! Ben! Ben! Bakıyoruz. Hadi be. Evet, oyuncumuzdan direkt kaleye gelişine şut ve üstten farklı şekilde avuta giden top. Ve bu arada Cimbom'dan mola geldi. Yaklaşık 5 dakikalık bir süre var. Araya girdi Hamza. Bakalım 2'ye 1 oyuncularımız. Ve bu arada maalesef Hamza topu kontrol edemedi. Out tekrar. Top Cimbom'un. Bu arada kaleci de çıktı ileriye doğru. 5. golü arıyor Cimbom oyuncular. Ve bu arada bakıyoruz Hamza'ya çarpan top. Taca gitti, taç tekrar Cimbom'un. Önde Ferhat. Evet, Necati'den kritik bir kurtarış ve bu arada evet, 22. dakika. Evet, güzel bir pas. Evet, Ferhat bakalım buradan topu saklamayı başarabilecek mi? Bu arada rakip araya girdi, topu kontrol etti. Müdahale sonrasında hakem faul düdüğünü çaldı.
Bakıyoruz. Hamza tekrar geriye döndü. Adem'e. Adem'e yapılan müdahale sonrasında hakem faul dediğini çaldı. Oldukça uzak bir mesafe. Paslaşarak oynamayı tercih ettiler. Tekrar geriye dönen top. Ve bu arada bakıyoruz. Evet, Hamza oldukça sinirlendi ve bu arada 5. faul. Evet, şu anda her iki takımında 5'er faul var. Bundan sonraki bir faul direkt penaltı atışıyla devam edecek. Bu arada Hamza araya gidip topu kontrol etmeyi başardı. Rakip kaleci. 38 numaralı oyuncumuz Mustafa. Evet, rakip kaleci çıktı ve kalecimiz dönen topa Mustafa direkt kaleye göndermeyi başardı. Evet, skor 7-4. Bu arada Ferhat'ın çekilmesini istedi hakem. Tekrar santra buluşuyla oyun başladı. Evet, maçın bitimine yaklaşık 2 dakikalık bir süre var. Faul yapma! Evet, Necati'den kritik bir müdahale. Ve bu arada bakıyoruz, omuzuna gelen bir müdahale var. Evet, tekrar maalesef son dakika, son saniyeler diyebilirim ve skor 7-5. Ve 7 oldu. Evet, ikinci yarıya güzel bir oyun sergileyen Cimbom skoru 7-5'e getirdi ve bu arada hakemin son düdüğü geldi. Tebrik ediyorum her iki takımı da. Hamza 7 bitti ha, 7. Alo anne. Ati ve anne. Şöyle falan ya. Eyvallah. Samet, inadıma yapma Samet. Şunu çek şu an. Şimdi güzeldi.